No issue facing us is more pressing. Bizim şu anda karşı karşıya kaldığımız hiçbir durum Suriye'den daha kötü değildir. Şu konuda çok açık olmama izin verin. Türkiye çok açık bir şekilde ABD ve Rusya arasındaki anlaşmayı, kimyasal silahları yok edici anlaşmayı kesinlikle desteklemektedir ve bu Birleşmiş Milletler'in çok somut bir adımıyla birlikte hayata geçecektir. Suriye elindeki bu kimyasal silahlarla birlikte bunlardan kurtulduğu zaman o zaman halk ve bölgedeki insanlar daha da rahata kavuşacaktır ve Türkiye de tabii ki bu durumdan gerçekten bu kimyasal silahların imha edilmesinden Türkiye'de çok büyük mutluluk sağlayacaktır. Şunu unutmamamız gerekiyor. Burada Suriye halkı, Suriye sivilleri üzerinde sadece bir ay kadar önce bu kimyasal silahlar kullanıldı. Ve bu tamamen insanlığa karşı yapılmış bir suçtu. Bu anlaşmayı aslında Suriye açısından da baktığımız zaman bir fırsat olarak değerlendiriyorum ve umuyorum ki bu da daha güvenli bir mimari oluşturabilmek için ve tüm kitlesel imha silahlarının Orta Doğu'da yok edilmesi için büyük bir adım sağlayacağını umuyorum. Aynı zamanda tabii ki Suriye burada farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu tabii ki sadece kimyasal silah kullanımı ile ilgili değil. Aynı zamanda uluslararası komite de tabii ki buradaki yüz binlerce insanın ölümüne sırt çevirmiş durumda. Acaba daha fazla ne kadar daha ahlaki görevlerimizi geride bırakıp biz bunları konuşurken insanların ölmesine izin verebiliriz? Bu tartışma sadece kimyasal silah kullanımı ile ilgili ortaya çıkmadı. Aynı zamanda bunun da insanların ölmesini de tabii ki ortadan kaldırmak istiyoruz ve masum insanların kendi ülkesi içinde bu şekilde öldürülmesine izin vermemiz gerekiyor. Böyle bir yaklaşım kesinlikle kabul edilemez ve ahlak dışı olduğunu söyleyebiliriz. Burada Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etmek onlar için iyi olacaktır. Suriye gerçekten iyi bir ülke, iyi bir müttefik. Aslında kendi kendini harcıyor ve burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde burada en birinci görevlerinden birini yerine getirmemesi de gerçekten yürekten pişmanlık duyabileceğimiz bir şey. Burada farklı güç politikaları uygulanması, farklı çıkarlar ve jeopolitik olarak farklı bakış açılarının olması bu trajediyi sadece daha da kötüleştiriyor. Bu kesinlikle ortada. Bu trajedi başlamışken, yüz binlerce insan öldürülmeye başlamışken, önce yüz ile başladı, daha sonra binlere geldik ve şu anda yüz binlerin üzerindeki sivil ölümlerinden bahsediyoruz. Eğer biz bu tartışmayı şu anda sonuna erdiremezsek, önümüzdeki yıl bu rakamın tam iki katını konuşuyor olacağız. Burada gerçekten kimyasal silahların kullanımının kesinlikle daha kapsamlı bir politika stratejisi olmasıyla ilgili daha farklı bir çözüm önerisinde bulunamam. Tabii ki burada bir uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edici olaylar yaşandı ve Soğuk Savaş sonrasında da yaşanan bazı kaosa sürükleyici adımlar atıldı. Çok siyasi, sosyal ve ekonomik krizler oluşturmaktadır. Burada hepimizin de tanık olduğu gibi bu bölgedeki bütün ülkeleri kapsayan bu tarz noktalar var. Ve burada sivil savaşın hepimiz ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini ve ne kadar radikal ve aşırı taraflarında harekete geçebileceğini görüyoruz. Burada tabii ki aşırı gruplar, radikal gruplar kendi başlarına hareket etmeye başladıkları zaman o zaman daha kötü sonuçlar doğurabilir bunlar. Ve en sonunda baktığımız zaman burada en büyük sorun tabii ki güvenlikle ilgili olanıdır. Biz burada gerçekten bu tehdidi farkına varmamız gerekiyor ve her günle birlikte bu kararı geciktirdiğimiz bir gün boyunca bu süreç, barışçıl sürece bir adım daha uzaklaşmış oluyoruz.